Merhaba. Bugün yabancı dilde, özellikle üretici becerilerden konuşma esnasında en çok korktuğumuz ve kaygılandığımız şeyin aslında basitçe çözülebileceğini göreceğiz. İster öğrenmeye yeni başlayalım, ister yabancı dilde ileri bir safhada olalım. Örneğin orta ya da orta üst ileri dönemlerde her zaman konuşurken kelimelerden bazılarını unutmamız ya da hatırlamamamız olasıdır. Bunun için yapılabilecek en basit şeylerden birisi tıpkı bir sözlük gibi o kelimeyi tanımlamaktan geçer. Şimdi Van Gogh'un ünlü resimlerinden birinde bunu somutlaştıralım. Burada gördüğümüz şey basitçe bir köprü. Tıpkı bunun gibi bildiğimiz kelimeler de dahil mutlaka sözlüğe gitmeli ve yavaş yavaş tanımların nasıl yapıldığını görmeliyiz. Örneğin burada aklımıza gelecek ilk şey köprünün ne olduğudur. Yani what is it sorusunun yanıtı. Köprüyü bir kategoriye koymak. Daha sonra onun özelliklerinden bahsetmek. Eğer varsa fonksiyonları yani kullanımlarını anlatmak. Bunu yaptığımızda karşıdaki o kelimeyi anımsayacak ve bize söyleyecektir. Böylece karşımızdakiyle gerçekleşmekte olan iletişim hiç boşluk olmadan devam eder. Örneğin köprü bazen burada olduğu gibi altından su geçen ya da bir karayolu, demir yolu geçen bir yapıdır. Genelde iki yakayı birbirine bağlar, üzerinden insanların ya da taşıtların geçmesini sağlar. Unutmayalım. Bir tanımı yaparken öncelikle kategoriye koymalı, sonra onun özelliklerinden bahsetmeli ve kullanımlarından bahsetmeliyiz. Elbette köprü kelimesiyle yapılmış olan örnekler, yani kelime grupları, collocation'lar ve onun alt anlamları da bizim için önemli. Örneğin, sözlüklerden birinde Oxford'da kategoriyi görelim. Köprüyü tanımlarken a structure dedi. Tabii köprü için gittiğimizde sözlüğün verdiği kategorinin bundan sonra kullanacağımız karayolu ya da ev gibi yapılarda da kullanılabileceğini aklımızda tutalım. Şimdi özelliklerinden bahsediyor. Road, railway and river. Yani biraz önce söylediğimiz gibi bir deniz ya da bir nehir, bir göl, bir karayolu ya da bir demir yolunun üzerindeki bir yapıdan bahsediyoruz. Ve so that'te de insanların ve taşıtların geçebildiği bir yakayı diğer yakaya bağlayan bir yapıdan bahsettim. Suspension bridge, swing bridge gibi açılan köprüler ya da kazıklı köprüler, yine arch bridge gibi tarihi köprüler,
ve aklımıza gelebilecek birçok köprüyü de collocation'larda görebiliriz. Elbette köprünün bizi hatırlatacağı başka alt anlamlar da var. Örneğin ilişkilerde bağ anlamında da kullanılıyor. Yine bir geminin ön kısmı kaptan köşkü ya da oynanan oyunlardan biricik karşılık geliyor. Gözlüklerde burna oturan yer ya da burnumuzdaki kemerler, gitar ya da keman gibi yaylı çalgıların tellerinin olduğu kısım, dişçilikte kullanılan anlamıyla köprüler, viyadükler, paralel devreler, fırınlarda ateşin sıçramaması için konulan kapaklar, yani aklımıza gelen birçok değişik yerde köprüyü kullanıyoruz. Ayrıca köprüyle yapılmış ana dildeki birçok idiom, yani deyim, İngilizce'de de var. Örneğin, "Don't cross the bridge until you or it comes to it." Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama, hemen heyecanlanma ya da kaygılanma anlamında. Ya da "Too much water under the bridge." Oo, çok oldu. Köprünün altından sular geçeli. "It is like painting the fourth bridge." Oo, mümkün değil. Bazen ulaşamayacağımız hedefler için kullandığımız bir idiom. "Cross that bridge later." "Şimdi bu konuyu geçelim, sonra konuşuruz." derken de yine köprüyü kullanıyoruz. Yani konuşma esnasında herhangi bir kelimeyi unuttuğumuzda ya da hatırlamadığımızda ya da bilmediğimizde, ki bu hepimizin başına gelir, onu tarif etmek iletişimin devamlılığı için çok ama çok önemli bir unsurdur. Bir süre sonra kendinizin aslında sözlükler gibi tanımlar yapabildiğini göreceksiniz.